Altı yumurta, avokado. Ön dişim gitti. Yüksek yanan dişim gidiyor. Niye dişlerini sıkıyor musun? Çat diye kırdım. Dolusu vardı. Evet. Hamdi, en son sanırım Mayıs ayında. Nisan, Mayıs ayları gevşer gönül yaylarında üçe vurup beyaza boyamıştık. Aynen. Şimdi bu sefer dörde vurup mora boyayacağız. Bana ne yakışmaz. Tabii ki şu an artık mühendis tıraşıyla. Evet evet, yükseğiz. Alarm. Bak alarm kurmuşum. Doğal bir yükseklik varmış, geldim. Şu dişi yaptıracağım cuma. Ha, kilo neden kilo? 10 kilo fazla var çünkü bulk. Sağlam 4000 kalori aldığım günler. Vay be. Sen neler yaptın? Ben de minik minik spor yapıyorum ama az yemek yiyorum. Minik minik, en güzeli zaten az yemek. Bu benim sadece yılbaşına kadar olan bir şey. Ha, yılbaşından sonra? Sonra glutensiz, yüksek protein, evet. Düşük karbonhidrat, böyle 40-50 gram kadar. Aha. Ve iyi yağlar, işte evet, balık yemeler, onlar balık, bunlar. Balık, kumbi, fıstık. Aynen. Yani 2500 kaloriye düşürdüğümde zaten ayda 1 kilo gidecek. Gider, define olacak. Sonra 2024'te de ayda 1 kilo gitse, 2025'te 10 kilo gitmiş olacak. 40 yaşına böyle 100 kilo full fit eski halindeki gibi girmeyi planlıyorum. Hadi inşallah. Hep planlar var ama genelde sekteye uğruyor ya, bu sene uğramayacak. Hadi bakalım. Çünkü ne yok? Alkol. Evet. Ne var? İlaç. Şimdi şöyle düşündüm. Ben yıllardır modelli tıraş yapmıyorum 2016'dan evet. beri. En son 2016'da buralarım biraz kısa, şurası böyle geliyordu falan. Şuraları yine böyle zengin. Zengin insanların böyle saçları ondan gelir düşer ya. Heh. Ben de öyle yapıp zengin gözükebilir miyim, en azından zengin olmasam bile? Sen zaten zengin gözüküyorsun. Tamam. Gerçekten gözüküyorsun ama. Daha zengin. Takım elbise falan giyeceğim seneye. Aynen, onu diyecektim. Bunu takım elbise giyeyim. Tamam. Var Bakırköy'de bir takım elbisem, kaşerel. Bir tane var işte. Toplantılar için falan almıştım. 5 kere giymişimdir. Şu an dar olabilir ama biraz. Evet. O zamanlar dar kesimler, bir de omuzlar. Gerçi o zaman da büyüktüm ya. Ben hiç 3 kilonun altına düşmedim ki. Öyle mi? 17 yaşından sonra bu fizikteydim hep. Evet ya, bir tombiş duruyorum. Sakalları da kestim. Besili. Besili tam. Damızlık. Araya böyle ustayla ara makas atacak mısın? Ve ara makası, ne bileyim. Yapacağım onu. Çünkü benim saç biraz yoğun. Aha. Bu arada benim çok acayip abi. Stresli ve depresyonda buralarım beyazlıyor. Aha. Sonra yeniden yükselip iyi beslenmeye başlayınca arı sütleri falan alıyorum. Bal alıyorum, polen. Hepsi gidiyor abi. Çok iyi. Yani şey, geçici bir beyazlama. Geçici bir... Kalıcı değil, çok acayip. Anladım. Son 5 senedir böyle. Dert çekince beyazlıyor. Evet abi, evet. Yani anlık beyazlıyor, evet. Çok acayip. Kalmıyor, kalıcı değil yani. Güzel. Bilmiyorum, bunlar şu an gidecek diye planlıyorum. Sanki bunlar bence artık kalır. Benim kalsın o zaman biraz. Artık. Kalsın evet. Biraz wisdom şeyimiz gözüksün. Tabii canım. Ne diyeyim ona, saçları beyaz insanlara? Bilge. Bilge, bravo. Bilgelik güzel. Akkan da atlıyor. Senle bir gün şeyi izleyelim mi? 5 ay önce çektiğimiz videoyu. Yine ne gövdoydu. Ben yükseğim, uçuyorum. 3'e vurduğumuz video. Allah, YouTube'a atmışım onu. Sonra. Tabii tabii. Yani sonra. Şu an çekiyor zaten. Bir gün benim de böyle kafam uzaylı gibi yapabilir misiniz? Şu çikolata kaplı şeyler. Seni yapmamız lazım. Yaptık da önce. Balyaj mı? Balyaj. Bunun uzun saç lazım. Benim saçımı bir daha beyaz yapar mıyız sence, yoksa bitti mi o işler? Yaparız ya, bence ben yakışıyor ya. Bu arada. Kısa da yakışmış da. Evet, yakışmış da. Senin işte sadece çok şey yapmaman lazım, sapıtmaman lazım. Tamam, bana spiritüel dünyadan haberler ver. Neler oldu ben yokken, nasıl abi, gidiyor? Ya o yokken bence... Sen neredesin? Ben şu an iyiyim, ben hatta şu an biraz gerçeklikteyim. Tamam, çok güzel. Ben de arada rasyoneliteye çok geçiyorum. Abi çünkü zaten bizim sorunumuz gerçeklik. O tarafı bitmiyor. Bitmiyor. Biraz şeyin, spiritüelliğin sonu yok. Ya oraya bir inanmaya başlayınca... Kanka, o hiçbir şekilde yok. Kargalardan bile mesaj alırsın tabii, yani. Tabii tabii. Orayla bile... Acım, orada şöyle sorun yaşıyoruz, hayır. Gerçeklikten kopuyoruz ya kanka. Evet.
orada kalmak istiyoruz. Evet, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ben böyle durumlarda kendimden çok daha zeki, mesela IQ'su 130 ve üstü insanların sözlerine bakıyorum. Mesela diyor ki bir tane fizikçi, işte astrofizikçi, paralel evrenler var diyor %50. Bu adam bunu diyor. Einstein ne diyor mesela? Ya her şey çok basitmiş gibi bak ya da her şey mucizeymiş gibi. Ben her şey gibi, her şey mucizeymiş gibi bakmayı çok seviyorum bazen. Yani karga bana 3 kere gak 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 dediğinde o arı geldi diyor falan diyorum böyle. Ama diğer tarafta da saçmalama lan diyorum. Evet. Ama iki tarafta güzel. İki tarafta dengeyi güzel. Bulmak lazım. Çok güzel. Evet. İstersen işte öbür tarafta fazla kalınca kanka. Çünkü seviyoruz şey gibi. Sanki bir şeyler almışsın gibi yani. Yanıyor işte. Yansın. Yansın sen da. Sen yanmazsın. Hayır. Yanmasın da sorun yok. Sorun şurada. Etrafı yakmasın. Evet. Gerçeklikte olana da yapıyorsun. Tamam. Çünkü aynen. Bilmiyorum abi, bu hayat tecrübesi çok uzun. Çok. Öyle dedikleri gibi kısa değil yani. Bana çok uzun geldi. Kısa olsa bu kadar zamanda bu kadar yere gelemezsin abi. Böyle bir şey değil bu. Şu kuzey yıldızından bende de var senin kolundaki. Ha. Şu göbeğimde var. Ha, güzel. Benim her yerim yıldız doldu. Yeni dövme var mı? Yok. İstemiyor musun? Çok para ya dövme. Oğlum hepsi arkadaşımız. Biliyorum ya abi bedavaya. Senin İranlı çocuk var. Var da. Bende bir şeyler var. Ben bazen böyle bir onu herkese yaptıramıyorum bazı şeyleri. Okey. Yemek gibi ya. Ben bu hani şey gibi. Yok abi ben burada yemek yemem. Tamam. Okey. Safiye'nin mutfağı gibi bir yer arıyorsun. Gibi. Dövme yapan. Evet. Bir gün gidelim mi yine Safiye'ye? Gelim tabii ki de. Ben çok ara verdim. Biraz pahalıydı. Ben de evde yemek yiyorum uzun zamandır kankacığım. Ben de full eve yapmaya evet çalışıyorum. Abi. Dışarı yani artık dışarıda yemek yemeğini mümkün olduğu kadar bitiriyorum. Kere ciddi miydi rahatsız ediyor. Aa sende öyle bir şey vardı. Aa sana aldım, şey getirecektik. Aldım başladım. Neydi o? Ha kuzret verim ağzını. Sen dedin de. İyi geldin mi biraz? Güzel. Ballısı var onun. Ballısı değil ben normal orijinini aldım. Okay. Ballısı daha kolay yeniyormuş. Evet. Evet Aydır'ım. Ne mi go? Artık direkt düz yıka bitti. Şimdi 3 ay sonra nasıl bir saç bekliyoruz? Kudrete döneriz. Döneriz. Kanka bu sana bağlı. Biz şu an bugün anda yapıyoruz. Yakışıklı. Şey ya. Tamam okey. Abi bugün... Ben kısa sevmiyorum. Kısa şey gibi. O zaman uzatacağız. Yaramaz çocuk saçına benziyor tamam, kısa kestirince. Uzatalım. Ya kızlar ne sevimli demesin. Oha çok yakışıklı desin. Ama o sana bağlı yine de. Her şeyim ben. İşte o sende var bak. Evet şeytan. Şeytan tüyü. Evet. Şu modum iyi değil mi? İyi. Ne düşük ne yüksek? Evet bir tık yüksek ama. Bir tık yüksek bir tamam. İlacımızı alıyoruz her sabah. Alıyoruz. Her akşam alıyoruz. Güzel. Alıyoruz. İçki içmezsek İçmeyiz. Tatlıyız. Çünkü düşüreceğim diye içki içerken kendini yani. Daha fazla yükseltme 10 kere oldu artık şu hatandan vazgeç. Evet abi. Bir hatayı bir daha yaparsın hata. Evet. Ama artık 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kez yapıyorsan kesinlikle. Hastasındır. Evet. Ama burada şey de var Murat bak şimdi. Ne var biliyor musun buralarda? Tabii ki her şey yine senle başlıyor ama senden önce bir şey var. Etken yani. Mekan senden önce geliyor. Okey. Mekan olmazsa sen olmuyorsun. Dünya benim etrafımda dönmesin bir zahmet değil mi? Tamam işte bak işte. Yani o çok güzel dedin. Dünya olmazsa sen olmuyorsun. Evet. Mekan dediğimiz buydu. Ya ben olmazsam dünya olmazsa ki öyle ölürsem dünya yok ama benim için artık. Ama senden şu an 8 milyar tane var. Benden 8 milyar tane yoktur be abi. Yani, modada bir tane var. Tamam da işte anladın sen ama. Modada 2. Onun için fark etme. Onun için sayı var orada. Tamam şaka yapayım. Bu mor ne güzelmiş. Sen mi seçtin? Ben seçtim. Kargaların adını da sen mi veriyorsun? Evet. Kaz neydi? K ile başlayan bir tane vardı şişko. Kudin. Hagin mi? Hagin. Odin'in kargası biliyorsun. Kudin. Odin bilge kargası. Ya ben de çok istiyorum da ev olmuyor be abi. Eve nasıl olsun oğlum? Abi her yer bok oldu geçen kanka, sefer. Kanka inanamazsın öyle bir şey yok. Ev imkanı yok. Ne taktın kafama? Toka. Toka. Neydi olmaz kanka. Evet, yani evet. 10 kere çok değil ya. Ama ya. Abi 100 bir de şey prizlerin içinde hala bok var benim. Alamadım yerler var. Evet. Zor çıkıyor, yapışıyor ya. Evet, kudrete dönelim. Kudretlere macununu kullandın. İyi geldi. Hatta geldi. O dönem aldım. Şimdi geçen hafta yine aldım. Ha, düzenli kullanıyorum. Bu arada bende bir şey var. Hazım sorunu gibi bir şey var Moruk. Peki, psikolojik şeyler hazım sorunu yaratıyor olabilir mi? Olabilir. Ha, olabilir. Ne var sorun? Sorun? İlişkin iyi mi? İlişkin iyi ama
Eskiden kalma galiba bir nevi travma var. Geçmiş. Kafamda hesapları durmadan yapılıyor. O zaman belki bir psikiyatrik ilaç. Küçük bir serekku halde uyumak için falan. Evet, olabilir. Belki. Doğru söylüyorsun, olabilir. Evet. Çünkü şey oluyor, moruk yatağa yatıyorum, tak aklıma... Endless, bitişi yok onun, sonsuz düşünce. Onun çözümü yoksa düşünmene gerek yok. Yok. Ama onu yapamıyorsun. Gündüz hiç sorun yok. Ha, kapı boş kalınca. Ya, yalnız kaldığında. Abi. Tamam abi, ben çöküyorum serekuyla. Yani. Ve uyuyorum. Ve yani. Ne rüyalar görüyor, rüyamı tamam, çözülüyor. Işte. Aa işte, benimkinde de moruk, ben rüyaya öyle gidiyorum, onunla gidiyorum. Manayı... Evet. Orada savaşmaya devam. Tamamen savaşmıyorum. Tamam. Sadece savaş var. Sen bunu seviyorsun ama biraz. Sevmiyorum da aslında. O zaman mide gidiyor. Gidiyor, mide gidiyor moruk. Saç bile dökülür kanka. Dökülür. Tipi de kalkmaz. Hepsi orada olur. Orada sorun yok da. Evet. Hayır, hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Evet. Hepsi bunlar olabilir. Çok pahalı. Saçta da sorun yok ama mideye de sıçıyorum işte. Onu diyeceğim. Demek ki oradan hassas. Kimisinde bele vuruyordur mesela. Ya, öyle öyle doğru. Kimisinde evet. Migren oluyor. Evet. İşte belli de moruk. Tamam, doğal çözümlerle devam evet. Ama bir doktora gözünmekte de fayda var. Doktor dediğimde psikiyatrist şimdi, doktor yani. Bir şey var abi. Orada kusamadığım bir şey var, atamadığım evet. Bir şey var. Ya, adına şöyle bir hesaplaşma gibi. Kimselerle paylaşamadığın. Zaten mevzu bu. Kimseye bunu anlatamadığı için içinde belki de anlamayacak zaten. Empati yapılamayacak bir şey. Yapamayacak. Evet. Herkes tamam diyecek falan ama öyle değil. Sen... Bir gün anlat bana bakayım. İnşallah. O çünkü senin duyguna dokunmuş, kodunda kalmış evet. Oluyor. Üç kedim var, ev çok güzel oldu. Oh. Bir gün gelin. Oh. Bir gün gelin, muhabbet edelim. Hadi inşallah. Oradan geçerken görmeyeyim yine seni, sen gel. Tamam. Şu muhabbetlerin kaydının olması ve 10 yıl sonra izleyecek olmamız çok aynen, güzel değil mi abi? Evet. Bir de telefondan silinerek YouTube'a atıyorum. Vay. Oradan izleyebiliyoruz. Eskisini de izleriz. Şeyler de var. Ali abi keserken de var. Ha? Çok acayip. Tabii onunla böyle bir muhabbet yok da. Evet. Onunla daha çok böyle bağırmalı çağırmalı şaman ayini yapıyor. Ha? Seni ona bir gün götüreyim mi kafanı yıkasın? Yok çok acayip bir şey yapıyor. Ya. Tam bir deli. Pasaj dinlemiyor musun? Evet. İlk saçımı maviye boyamam 2000 yıl başında. Spreyle. Vay, 15 tam yaşındayım. Tam milenyumda. Spreyle maviye bir koydum öyle çıktım. Dışarı millet bakıyor böyle bu ne diye. Yıkayınca çıkanlar vardı ya o zaman. Bir yere modaydı öyle. 15 yaşındayım hayvan gibiyim yine. Tabii. Üniversiteli kızlara ha. Yazıyorum. Ooo eski toprak. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? İyi sağ ol. Seni gördüm daha iyi oldum. Sağ olasın. Kilo mu aldın sen? Çok. Aldın. 10 kilo. Oo. Biraz isteyerek şey güçleniyorum biraz. He. Sonra bir yılda birer kilo birer kilo vereceğim. Seneye 10 kilo vermiş olacağım ama çok güçlü olacağım. İyi hadi bakalım. Eyvallah güzel bir plan yaptım kafamda. On 3 dakika 33 saniye olmuş. Kapatayım mı bunu? Kapat. Aa, yaptık muhabbetimizi zaten değil mi? Evet. Bye.